Kari-i müteharri, selamun aleyküm. Ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir haps sebedi ve bütün dostlarının bir tecrid içinde bir haps-ı müferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Bizler cennet ve cehennem var biliyoruz. Bu haps-ı ebediyi nasıl anlamalıyız? Kabir hayatında. Yani bizim bu dünya hayatından sonra kabir hayatı var, berzah hayatı var. Sonra haşir var, sonra cennet cehennem var. Epeyce yol uzun yani. Yol epeyce uzun. Kabir hayatında çok garip, kabir hayatı çok garip. Yani dünyaya benzeyen bir hayat ama değişik bir şey. Ya mesela bir mümin bütün ibadetleri, taatları, sıdkı, sadakat, her şeyi hoş, güzel yerinde. Teheccüd namazı kılmıyor mesela. Bu adamın kabri cennet bahçesinden bir bahçe ama ışığı yok. Lambası yok. Çünkü oranın lambası teheccüd namazıdır. Bunun gibi. Yani kabir hayatı eğer ne yapmışsa ahireti tasdik ediyor. Biz tasdik ediyor muyuz? Evet. Fakat sefahat ve delalette gidiyor muyuz? Maalesef. Allah bizi kurtara. Buna giren amellerimiz var. Böyle yapıyorsak nedir? Kabirde ne göreceğiz? Bir haps-ı ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-ı müferit. Hiç kimseyle görüşme yok. Hapishanede bizi tecrid koğuşuna koydular. Malatya'da 2,5 sene tecrid koğuşunda kaldım. Tek başına bir koğuşta kalıyorsun. Konuşacak, anlaşacak, anlatacak kimse yok. Duvarlar. Allah bizi ahirette öyle yapmaya, kabrimizi öyle yapmaya. Öyle bir haps-ı müferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Tabii dünyaya benzemez yani. Dünyada yine bir görüşme vardı, getirip yemek veriyorlar, gardiyanla görüşüyorsun, ne orada öyle yok. Allah cümlemizi muhafaza ede. Bu madde, bu ikinci madde, bu tam bize göre bir madde. Allah bizi bundan halas ede. Yaptıklarımızı Rabbimiz hayra tebdil ede. Mağfiret ile muamele ede. Yoksa imanı var. Ahireti tasdik ediyor. Fakat sefahat ve dalalette gidiyor. Günah işlemekte şey görmüyor, zorluk görmüyor. Dalalet yani bu kafirlerin yaptığı amelleri kolaylıkla işliyor. Bunun gibi sefahatte ve delalette gidiyor. Ne oluyor? Bunlar işte tam bize uyan kısım. Bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-ı müferit. Yani burada gördüğümüz, tanıştığımız, iman ettiğimiz üstadımız işte Sultan Hazretleri vesaire. Bunların hiçbiriyle görüşme yok. Nedir? Haps-ı müferit. Kimseyle görüşme yok. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Allah bütün ümmet-i Muhammed'i hususan bizleri bu tehlikeden muhafaza ede. Bizler cennet ve cehennem var biliyoruz. Bu işte kabir hayatında olan bir şey. Dediğim gibi önce kabir hayatı. Kabir hayatı çok kolay yani. Bu bakıyorsun ki değişmiş. O kadar. Buradasın, bakıyorsun ki değişmiş. Başka bir alemdesin. O kadar. Kabir hayatı dediğimiz bu dünyanın hemen bitişi. Ehline göre elini uzatsan ulaşırsın. Sesini duyarsın, duyurabilirsin. Kabir hayatında olan bir şey. Ondan sonra berzah hayatı var. Sonra haşir var. Sonra sırat var. Sonra cennet cehennem var. Allah işimizi kolay ede. Amin. Bilhassa bu madde hepimiz için tehlikeli, tehlikevari, daima başımızın üstünde
bekliyor. İnşallah Allah'ın inayetiyle bunu geçeceğiz.